Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 2. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 98'de bulunan dinleme metniyle birlikteyiz. Dinleme metnimizin ismi Artık Canımız Sıkılmıyor Kardeşim. Evet, metni dinleme sırasında birinci etkinliği yapalım. Evet, birinci etkinliği açıp arkadaşlar metni dinleyelim. Metni dinlerken birinci etkinlikteki soruları da bir taraftan cevaplandırmaya çalışalım. Haydi hep birlikte metnimizi dinleyelim. Artık canımız sıkılmıyor kardeşim. Ağabeyim Hasan'la ben, yani Hüseyin. Biz ne çok şeyi beraber yapardık. Okula beraber giderdik. Derslerimize beraber çalışırdık. Zaten can sıkıntımız da beraber oldu. Herhalde sonbahardı. Yağmur çok yağıyordu. Canımız hiçbir şey yapmak istemiyordu. Ağabeyim dedi ki, bir de Serhat ile Ferhat kardeşlere soralım. Onların da canı sıkılıyor muymuş? Bizim evde toplandık. Ayva ve nar yedik. Ağabeyim konuşmaya başladı ve neden canımız sıkılıyor acaba dedi. Ne onlar ne de biz sebebini hiç bulamadık. Sonra ağabeyim hepimize bir ödev verdi. Can sıkıntımızın geçmesi için ne yapalım? Herkes bu gece düşünsün. Yarın yine aynı saatte burada buluşalım. Ben gece boyunca düşündüm. Ağabeyim zaten düşünse de belli etmezdi. Ertesi gün oldu. Serhat'la Ferhat geldi. Bu sefer sarı üzüm ve leblebi yedik. Ihlamur bile içtik. Sonra herkes sırayla konuşmaya başladı. Satranç oynayalım diye düşündük. Ama dedi Serhat, satrançta atlar, filler, vezirler, ne çok taş var. Ben hep karıştırıyorum. Bozuk paralarla çivili tahtada maç yapalım dedik. Ama çivili tahta kaybolmuştu. Yenisini yapmak çok vakit isterdi. Bize hemen bir çare lazım dedi Ferhat. Evde saklambaç oynamak da çok sıkıcı oluyor. Herkesin nereye saklanacağını hemen öğreniyoruz dedim ben de. Herkes konuştu ve biz anladık ki herkes biraz sıkılmış her oyundan. Sonra bir sessizlik oldu. Ben mavi ve kırmızı tükenmez kalemle kocaman bir nar resmi yapmaya başladım. Ama benim narımın kabuğu maviydi. Değişiklik olsun istemiştim. Ben resim yaparken ağabeyim bir önceki günün gazetesini okuyordu. Serhat pencereden dışarıyı seyrediyordu. Sokakta ne görüyorsa kardeşine anlatıyordu. Kardeşi de hem onu dinliyor hem de gazetenin bulmacasını çözmeye çalışıyordu. Herkes böyle bir şeyle uğraşıyordu işte. Ne kadar vakit geçti bilmiyorum. Bir anda aklıma geldi ve konuşmaya başladım. Tamam, işte bakın kendi başımıza kalınca yaptığımız şeyler var. Ve o şeylerle uğraşırken vakit nasıl da hızlı geçiyor dedim. Ağabeyim düşündü. Evet, aslında herkesin bir sevdiği varmış dedi. Heyecanlandık. Ağabeyim meseleyi hemen kavradı. Bana aferin dedi. Sen bizim işimizi kolayca çözdün. Sonra da anlatmaya başladı. Hasan ağabey Serhat'a ne yapmasını söylemiş olabilir? Sen dışarıda gördüklerini kardeşine anlatmak yerine yazsan mesela. Belki çok güzel hikayeler çıkar. Serhat evet dedi. Neden olmasın? Hasan ağabey Ferhat'a ne yapmasını söylemiş olabilir? Ferhat, sen bulmaca çözerken sayılarla ilgili bilmeceleri de çözsen, hem matematiğin gelişmiş olur, hem de güzelce vakit geçirirsin. Ben çok heyecanlandım. Evet, herkese bir iş çıkıyor, ne güzel dedim. Zaten ben de bir resim yapıyorum. Bakın, mavi kabuklu kocaman bir nar çizdim dedim. Hepsi çok beğendi. Tamam, işte benim de bir işim var artık. Peki ağabeyim ne iş yapacaktı? Onu da Serhat açıkladı. Serhat, Hasan ağabey için hangi öneriyi getirmiş olabilir? Sen de gazeteden sevdiğin haberleri, yazıları, fotoğrafları kessen, onları saklasan ne güzel bir albüm olur.
Serhat pencereden bakmadan da hikayeler yazıyordu artık. Ferhat sadece gazeteden bulmaca çözmekle kalmadı. Sayılarla yapılmış bilmeceler, kelime oyunları öğrendi. Hatta televizyondaki yarışmaları bile takip etmeye başladı. Biz yapacak iş bulduk ya, çok mutluyduk. Mustafa Çiftçi. Metnimizi dinlediğimize göre arkadaşlar birinci etkinlikteki sorulara geçelim. Birinci etkinlikte soruları cevaplandıralım. Birinci sorunun cevabı evet orada metni dinlerken arkadaşlar dikkat ettiyseniz bazı yerlerde durdu ve sorular sordu. Birinci sorunun cevabı dışarıda gördüklerini yazmasını söylemiş olabilir. Evet bu şekilde tahminde bulundum. İkinci sorunun cevabı gazeteden farklı bir şey yapmasını söylemiş olabilir. Üçüncü sorunun cevabı haber ve yazıları kesmesini söylemiş olabilir. Bunlar arkadaşlar metnin tamamını dinlemeden orada durdurduğu zaman, öğretmeniniz durdurduğu zaman tahminlerinizi yazabilirsiniz. Adı üstünde arkadaşlar tahmin gerçek sonuç olmayabilir. İkinci etkinliğe geçelim. Şimdi de arkadaşlar dinlemiş olduğunuz metinle ilgili sorular var. Bu metni birkaç defa dinleyerek de soruları rahatlıkla cevaplandırabilirsiniz. Hikayenin kahramanları kimlerdir? Hasan, Hüseyin, Serhat ve Ferhat kardeşler arkadaşlar. İkinci soru, hikayede yaşanan olay nedir? Canları sıkılan kardeşlerin can sıkıntılarını gidermek için bulmuş oldukları bir çözüm. Üçüncü soru, olay nerede geçmektedir? Olay Hasan ve Hüseyin'in evinde geçmektedir. Üçüncü etkinlik, dinlediğiniz metnin konusunu yazalım. Canı sıkılan kardeşlerin çözümleri olarak ifade edebiliriz. Dördüncü etkinlik, öğretmenim sizin verdiğiniz kitabı okudum. Yukarıdaki görselde öğrencinin öğretmeninin yaptığı konuşmaya dikkat edelim. Büyüklerle iletişim kurarken nelere dikkat ettiğimizi arkadaşlarımıza anlatalım. Evet, bir gününüzü anlatan bir yazı yazmamı istemiş bizden. Sabahleyin kalktım, elimi yüzümü yıkadım, okul kıyafetlerimi giydim, saçlarımı taradım, kahvaltımı yaptım. Okul çantamı kontrol ettim ve okul servisiyle okula gittim. Okulda derslerimi yaptıktan sonra tekrar servise eve döndüm. Elimi yüzümü yıkayıp okul kıyafetlerimi çıkarttım. Biraz dinlendikten sonra yemek oluncaya kadar ödevlerimi yaptım. Babam işten gelince ayrıca akşam yemeği yedik. Yemekten sonra kalan ödevlerimi tamamladım. Kardeşimle biraz oyun oynadık. Ayrıca televizyon izledim. Saat 9 gibi yani akşam kitabı okumuş ve dişlerini fırçalamış ve uyumuş arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.